Merhaba sevgili arkadaşlar. Global Arge TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün endüstriyel tasarımlarımıza devam ediyoruz. Hadi çizimimize başlayalım. İlk olarak üst menüden yeni bir dosya seçiyoruz. New Document dedik. Part'a tıkladım ve OK diyorum. Daha sonra sol taraftaki unsur ağacından ön düzlemi seçiyorum. Sketch sekmesini tıklıyorum. Tekrar sketch diyerek çizimimize devam ediyorum. Rectangle komutunu tıklıyoruz ve şu şekilde yukarıya doğru bir tane dikdörtgen çiziyoruz. Dikdörtgenimizi çizdikten sonra kontrol tuşuna basılı tutarak dikdörtgenimizin alt taraftaki yatay çizgisi ile orijin noktasını seçiyorum. Sol tarafta çıkan ilişkilendirme kutucuğundan midpoint'i tıklıyorum ve OK diyorum. Bizim dikdörtgenimizin şuradaki yatay kısmını kullanmayacağız. Onu da siliyoruz. Şimdi ise Smart Dimension'ı kullanarak ölçülendirme yapıyoruz. Buradaki mesafemiz 200 mm olacak. Şu mesafemiz 25 mm. Evet. Şimdi ise line komutunun içerisindeki center line'ımı tıklıyorum. Ve şuradaki noktadan yukarıya doğru dik bir eksen çizgisi. Yine aynı şekilde buradaki noktadan sol tarafa doğru açılı bir çizgi çiziyorum. Eksen çizgisi. Ve iki eksen arasındaki açıyı Smart Dimension kullanarak 30 dereceye ayarlıyorum. Daha sonra şuradaki eksenimizi evet boyutunu 50 mm'ye getiriyorum. Evet. Çok güzel. Sevgili arkadaşlar, Spline komutunu tıkladık ve eksen çizgimizin iki uç noktasından birleştirerek bir serbest çizgi çiziyoruz. Şimdi ise spline üzerinde tıklıyoruz. Bakın bir tane buradan, bir tane buradan olmak üzere iki tane ok çıktığını görüyoruz. Şimdi kontrol tuşuna basılı tutarak buradaki ok ile şuradaki eksen çizgisini yani dik eksen çizgisini kontrol tuşu ile seçiyorum. Sol taraftaki ilişkilendirme kutucuğundan Vertical seçerek OK diyorum. Smart Dimension'ı kullanarak ölçülendirme yapıyorum. Burası 50. Burasını 70 ayarlıyorum. Ve seçemedik. Evet. Bu ikisinin arasındaki açıyı da 20 dereceye ayarlıyoruz. Evet. 50 mm ayarlamıştık burayı zaten. Bakın. Uç noktamız 70. Buradaki uç noktamız 50. Buradaki okumuz dikey olacak. Buradaki okumuz da 20 derece açılı olacak. Evet sevgili arkadaşlar çizimimize devam ediyoruz. Şimdi ise eksen çizgimizi şuradan center line'ımızı tutuyoruz ve şuradaki spline'ımızın uç noktasından yatay bir şekilde eksen çizgisi çiziyoruz. Evet. Onu yaptık. Şimdi line komutumuzu tıklıyoruz. Şu spline'ımızın uç noktasından şu şekilde açılı olacak şekilde bir çizgi çiziyoruz. Ve bu çizgimizin şuradaki yatay eksen ile arasındaki açıyı 25 dereceye ayarlıyoruz.
Evet. Bu yatay çizgimizin boyutunu 60 mm'ye ayarlıyoruz. Güzel. Şimdi ise komutunu kullanarak şuradan itibaren şöyle bir kare çiziyoruz. Ve bu karemizin boyutlarını Smart Dimension kullanarak ölçülendireceğiz. İlk olarak boyutlarını ayarlayalım. Evet. Şöyle 25 mm. Şöyle 25 mm. Evet. 25'lerimizi ayarladık. Şu ikisi birbirine paralel olacak. Buna dikkat etmemiz lazım. Yani şu iki çizgiyi kontrol tuşu ile birlikte seçiyorum. Paralel olmasını dikkat edeceğiz. Evet. Paralelliğini sağladık. Şimdi ise şu ikisi arasındaki mesafeyi ayarlıyorum. 10 mm. Evet. Ve şu iki nokta arasındaki ayarlamam lazım. Orayı da 15 mm yapacağız. Evet, burası da 15 olacak. Burayı da ayarladık. Çok güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar, çizimimize devam ediyoruz. Yukarıya doğru line komutumuzu kullanarak şuradaki çizgimizin uç noktasında yukarıya doğru bir çizgi çiziyoruz. Ve çizgimizin dik olmasını sağladık zaten. Bu çizgimizin boyutunu bakın şu şekilde boyutunu 35 mm ayarlıyoruz. Evet. Şimdi eksen çizgisini kullanacağız. Yani center line'ımızı tıkladık. Ve bakın şuna dikkat edeceğiz. Tam orta noktasından değil, bakın çizgimizin tam orta noktasından değil, bir miktar altında şu şekilde, yani şu çizgiye paralel olacak şekilde bir eksen çizgisi ve yine buradan şuradaki çizgiye paralel olacak şekilde bakın ikinci bir eksen çizgisi çiziyorum. Ve bunların boyutlarını Smart Dimension kullanarak ayarlıyorum. Nasıl yapacağız bunu? Şu şekilde şuradaki eksen çizgimizin boyutu 14,5 mm olacak. Evet. Ve şuradaki eksen çizgimizin boyutu 30 mm olacak. Şimdi ise şunu yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Spline komutunu kullanarak uç noktasından şuradaki uç noktasına ve şuradaki uç noktasını birleştiren bir çizgi çiziyoruz spline'la. Ve spline üzerine tıklayarak şurada bakın şöyle büyüteyim. Şöyle açımız var. Bu açımızı ayarlayacağız. Ve boyutları var. Geldik.
Bunun boyutu 20 olacak. Smart Dimension'ı kullanıyoruz tabii ki. Oku tıklayınca rakam çıkıyor ve oradan ölçüsünü değiştiriyoruz. Yine Smart Dimension'ı kullanarak bununla bunun arasındaki açıyı 45 derece ayarlıyoruz. Evet, çok güzel. Bu birleşimi yaptık. Bakın şu şekilde. Ve Supply komutunu tek kare kullanarak Supply'ımızı kullanarak şu uç nokta ile evet büyütüyorum. Şuradaki uç noktayı birleştiren bir çizgi çizdim. Ve bu çizgimizin bakın Supply'ımı tıkladım. Okumuzu şöyle çıkartıyorum. Şöyle hatta vertical yapayım. Hatta uç noktasına geldik. Burayı 100 ayarlıyoruz. Enter yaptım. Son bir işlemim kaldı. O da şudur. Şuradaki spline ile buradaki spline'ımı kontrol tuşu ile birlikte seçiyorum. Ve tanjant tıklayarak bu iki spline'ın birbirine teğet olmasını sağlıyorum. Evet sevgili arkadaşlar, çizimimize devam ediyoruz. Şimdi şöyle son bir kez daha kontrol edeyim. Sanırım şurası 35 olması lazım. 35'im doğru mu? Evet doğru. Hepsi doğru. Exit Sketch yapıyorum. Feature sekmesini tıkladım. Extruded Boss diyorum. Evet, Extruded Boss diyoruz. Şöyle tıkladım. Şu şekilde Center Selection'ı iptal ediyorum. 10 mm Mid Plane yapıyorum. Ve OK diyorum. Görüldüğü gibi parçamızın ilk gövdesini oluşturuyoruz. Şimdi şöyle parçamı ve şuradaki küçük kenara bir park kırma işlemi gerçekleştireceğim. Bunun için Fillet komutunun içerisindeki Chamfer'ımı tıkladım. Buradan Distance olanını ayarlıyorum. Buradan Asimetrik'e geliyorum. 5 mm ve 10 mm olacak şekilde ayarlıyorum. Ve şuradaki küçük çizgiyi seçerek 5'e 10'luk bir pah kırma işlemini gerçekleştiriyorum. Evet. Şimdi ise Fillet komutuna tıklıyorum. Şuradaki kısmı bir yuvarlatma işlemi yapacağım. Bunun için de Full Round Fillet'ı seçiyorum. Şimdi bakın buradaki kenar. Altı tıklıyorum. Alt kısmı tıklamamız lazım. Buradan da tabanı tıkladım. Yine buradakini tıklayarak sağ kısmı tıklıyorum. Ve bu üç yüzeyi kapsayan bir park kırma işlemini gerçekleştiriyorum. Evet. Şimdi ise sevgili arkadaşlar. Bakın şöyle çeviriyorum. Şuradaki düzlemi seçiyorum. Sketch tıkladım. Tekrar sketch diyorum. Ve Circle komutunu kullanarak bakın şöyle tam orta noktasına geldiği zaman zaten kendisi belli ediyor. Yukarıya doğru çıkıyorum. Kesik 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 olacak şekilde. Bir tane çember çiziyorum. Bu çemberimin şuradaki yüksekliğini ayarlamamız lazım. Ölçelim bir. Kaçmış? 25'miş. Yani 12,5 mm olması lazım. Buradan buraya kadar olan mesafesi 12,5 mm ve çapını da 8 mm olacak şekilde ayarlıyorum. Okey dedim. Exit Sketch yapıyorum. Feature sekmesini tıkladım. Buradan Extrude katı tıklıyorum. Şimdi iki doğrultuda
boşaltma işlemi gerçekleştireceğim. Yani direction 1 bu tarafa doğru 5 mm olmasını istiyorum. Ve direction 2 kısmında da boydan boya, yani true ol diyerek boşaltma işlemi gerçekleştiriyorum. Evet. Şimdi ise sevgili arkadaşlar, şuradaki düzlemimi seçerek sketch diyorum. Sketch seçmesini tıkladım. Tekrar sketch diyoruz. Şuradan da normal tool diyorum. Bakın buradan bir rectangle komutunu tıklıyorum. Şuradaki çizgi üzerinden sağ tarafa doğru bir dikdörtgen oluşturuyorum. Ve bu dikdörtgenin ölçüsünü Smart Dimension kullanarak ayarlıyorum. Burası 6 mm ve şuraya kadar olan boşluğunda 2 mm ayarlıyoruz. Evet. Bakın şuraya da dikkat edeceğiz. Yani şöyle bakınca şuraya kadar uzattık dikdörtgenimizi. Exit Sketch yapıyorum. Feature sekmesine geldim. Bakın şöyle düzgün bir şekilde görmeniz için çeviriyorum. Extrude Cut diyorum. Oradan Midplane'i tıkladım ve Mike yazıyorum. Çift taraflı boşaltma işlemi gerçekleştiriyorum. Ve OK diyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi çizimimize devam ediyoruz. Yine şuradaki düzlemi seçiyorum. Sketch sekmesi. Tekrar sketch diyorum. Ve Normal Tool'u tıklıyorum. Circle komutunu tıklıyorum. Ve şuradan yukarıya doğru bir çember çiziyorum. Ve bu çemberimin merkezinden şuradaki kısma kadar olan boşluğunu 2.65 olarak ayarlıyorum. Ve yine çapını da 8 mm'ye ayarlıyorum. OK dedim. Exit Sketch. Şöyle çeviriyorum. Features'a geldim. Extruded Cut yapıyorum. Ve buradan Blind değil, True All Both, yani her iki doğrultuda sonuna kadar giderek boşaltma işlemini gerçekleştir diyorum. Evet. İşlemimize devam ediyorum. Şuradaki düzlemi seçiyorum. Sketch. Tekrar Sketch. Normal Tool diyorum. Şöyle büyütüyorum. Daha rahat görmesi açısından. Rectangle komutunu tıklıyorum. Ve şöyle bir tane dikdörtgen çiziyorum. Ve bu dikdörtgenimin boyutlarını Smart Dimension kullanarak ayarlıyorum. Şurası 6 mm olacak. Bir. Şuradaki boyutu, yani yüksekliğimiz dediğim dikdörtgenimizin 14 mm olacak. Evet. Ve dikdörtgenimizin şuradaki ve şuradaki boşluğu 3 mm olarak ayarlıyorum. Çok güzel. Ve OK diyorum. Şimdi Exit Sketch, yine Feature sekmesini tıkladım. Extruded Cut diyorum. Ve buradan da True All diyorum. Boydan boya boşaltma işlemini gerçekleştirdim. Bitti mi? Hayır. Şimdi ise Draft komutunu kullanarak işlem yapıyoruz. Buradaki Items to Draft Angle açısını, yani 27.5 mm dereceye ayarlıyorum. Şimdi burada bizden iki tane düzlem isteyecek. Ben diyorum ki neutral, yani bakın buradaki düzlemimize dokunmayacak. Yalnız şöyle büyütüyorum.
Şurada bakın. Face to draft, yani şuradaki düzlemi bakın 27,5 derecelik açıyla ne yapacak? Doldurma işlemi gerçekleştirecek. Bakın burada görüldüğü gibi. Bitti mi? Hayır. Şimdi ise şuradaki düzlemi seçiyorum. Sketch'imi tıkladım. TK Sketch Normal Tool diyorum. Evet. Circle komutunu kullanıyorum. Evet. Şuradan yakaladım merkez noktasını. Çapını yarı çapı 10, çapını 20 mm yapıyorum. Evet. Şimdi Exit Sketch yapıyorum. Feature sekmesi. Extruded Cut. Ve buradan da True All diyorum. Boydan boya boşaltma işlemini gerçekleştirdim. Şimdi ise sevgili arkadaşlar, buradaki düzlemi seçiyorum. Sketch tıklıyorum. Tekrar Sketch. Ve şuraya geliyorum. Burada şöyle işlemler yapacağız. Offset vereceğiz. 5'er milimetrelik. İlk önce offset'i tıklıyorum. 5 milimetre ayarlıyorum ve offset yapmak istediğim nesneleri teker teker seçiyorum. Hayır. Bu tarafa doğru değil. Ters doğrultuda. Ve yine bazen burada bir hata yapıyor ama biz yine de tek tek yapalım. Bu tarafa doğru değil. Hayır, bu tarafa doğru. Ve yine aynı şekilde offset'imi tıkladım. 5 mm ayarladım. Yine bu şekilde ayarlıyorum. Evet. Şimdi trim komutunu kullanarak şuradaki fazlalıklardan kurtuluyorum. Bitti mi? Hayır. Bakın. Şurayı da 3 point arka tıklıyorum. Tıklayamadım. Şimdi tıkladım. Birinci nokta. İkinci nokta. Şurada 180 derece olunca tık yapıyorum. Burayı birleştirmiş oldum. Şimdi exit sketch diyorum. Bakın şu kısmı boşaltacağım. Feature sekmesini tıklıyorum. Extruded cut diyorum. Ve buradan da 2 mm ayarlıyorum. OK diyorum. Extrude'u buradan seçiyorum. Ürün ağacından seçtim en son yaptığım boşaltma işlemini. Mirror komutunu tıklıyorum. Ve şuradan da ön düzlemi seçerek diğer tarafa boşaltma işlemini gerçekleştiriyorum. Bakın bu şekilde boşaltma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi ise yuvarlatma işlemlerini yapacağım. Fillet komutuna geldim. Buradan sol taraftaki simple olanı alıyorum. Ve şu şekilde seçtim. Seçmeye devam ediyorum. Eğer bize hata yaptırırsa tek tek çizmenizde veyahut da tek tek yuvarlatma işlemini yapabilirsiniz. Şöyle bir itiyorum. Evet. Buraları 2 mm olacak şekilde R2 yapmamız lazımdı. 0.25 ayarlamıştım sanırım. Onları düzeltelim. Bakın şurada 0.25'miş. Bunu 2 olarak ayarlıyorum. Evet. Şurada kısımlarımız var. Onlara dikkat edelim. Fiyatımız. Yine 2 mm ayarlıyorum. Tersini çeviriyorum. Bakın şuna dikkat edeceksiniz.
Seçtim. Seçtim. Bakın. Right loop diye yazıyor. Veyahut işte buradaki seçenekleri tıklıyoruz. Bakın. Ve bu şekilde boşaltmaya devam ediyorum. Yani yuvarlatmaya devam ediyorum daha doğrusu. Bir atım seçtim. Yine 2 milimetre. Bakın birincisi. İkinci kenar. Bakın burada hemen bize alternatif sunuyor. Diyor ki right loop to edge. Bunu tıklıyorum. Eğer yine aynı şekilde şey yaparsa, emin olamıyorsak hata yaptırırsa tek tek de seçebilirsiniz. Büyük ihtimalle hata olacak. Tek tek yapacağız. Evet. Buradan isterseniz tek tek yapalım. Daha emin olacağız. Bazen böyle programdan kaynaklanan bir sıkıntı oluyor. Bakın. Normalde 4 tane kenar olması lazım. Biz de o zaman kendimiz tek tek yuvarlatma işlemini gerçekleştiririz. Evet, şimdi sıra buraya geldi. Fillet'ıma tıklıyorum. Yine 2 milimetre olacak şekilde. Deneyelim. Yok. Yine şey yaptırmıyor. Hata verecek sanırım. Yine bizden tek tek yapmamızı istiyor. Ve son bir kenarım kaldı. Burada şurası. Evet. Şimdi şurada dediğimiz inçesi var. Orayı da 1 milimetre ayarlıyorum. Yani bir burası, bir de burası olmak üzere R birlik yuvarlatma işlemini gerçekleştiriyorum. Bakın bu şekilde parçamızın ilkini çizmiş olduk. Bunu kaydediyoruz. Part 1 olarak kaydediyorum. Evet. Şimdi ikinci bir parçayı çizeceğiz. Bunun için yeni bir dosya açıyorum. New Document, Part diyorum. OK diyorum. Ön düzlemini seçtim. Sketch sekmesi, tekrar sketch diyorum. Line komutunu kullanarak orijinden bir miktar yukarıda ilk çizimin başlangıç noktasını tıklıyorum. Aşağıya doğru dik bir çizgi. Orijinin kesecek şekilde, kesik kesik olacak şekilde açılı bir çizgi. Sonra da bir yatay çizgi çiziyorum. Escape tuşuyla çıktım. Daha sonra da Arc komutunun içerisindeki 3 Point Arc'ı tıklayarak birinci noktayı seçtim. İkinci noktayı seçtim ve burada da üçüncü bir noktayı seçerek bir yay oluşturuyorum. Smart Dimension'ı kullanarak parçamı boyutlandırmasını yapıyorum. Evet. Şuradaki yüksekliğim 8 milimetre olacak. Oraya ayarlıyorum ilk önce. 8. Şuradaki yüksekliğimiz 35 milimetre. Çok güzel. Boyutlandırmaya devam ediyoruz. Burası 14 milimetre olacak. Evet. Ve tüm boyumuz 20 milimetre olacak. Evet. Ve son işlemim kaldı. Şuradaki yayımızın yarı çapı. O da 55 yapıyorum. Enter.
Exit Sketch diyorum. Feature sekmesine geldik. Buradan Extrude Boss Base 10 tıkladım. Blind'dan Mid Plane'i seçiyorum ve 10 mm ayarlayarak katı modelimi oluşturdum. Ön dizimi tekrar seçiyorum. Sketch sekmesi, tekrar Sketch ve Normal Tool diyorum. Bakın kontrol tuşu ile birlikte bir de bu kenarı seçerek Convert'e tıklıyorum. Yani bunları tekrardan çizmişim gibi ayarlamış oluyorum. Şimdi Line komutunu tıkladım. Şuradaki başlangıç noktasından açılacak şekilde bir çizgi, yataydan bir çizgi, tam eksenin üzerine gelecek şekilde, orijinime gelecek şekilde ve şuradaki çizgiyle çakışacak şekilde bir çizgi ve şuradaki kısımda da birleştiriyorum. Şimdi ise Smart Dimension'ı kullanarak ölçülendirmeye devam ediyorum. Burası 3 mm olacak. Evet. Buranın açısı 55 derece olacak. Evet. 5,5 mm yüksekliğimiz var. 5,5. Burası 41,5 olacak. 41,5. Evet. 1.5. Orada ayarladık. Tamam. Şimdi ise Exit Sketch diyorum. Feature sekmesini tıklıyorum. Extrude Boss Base diyorum. Ve Blind'dan yani işte katı model türünü Mid Plane olarak seçiyorum. Ve burayı da 5 mm'ye ayarlıyorum. OK dedim. Üst düzlemimi seçiyorum. Sketch sekmesi. Tekrar Sketch diyorum ve Normal Tool diyorum. Pardon. Tekrardan şöyle yapalım. Şimdi Right Plane'imi seçmem lazım. Sketch'imi tıkladım. Tekrar Sketch diyorum. Bir çember çizeceğim. Normal Tool. Ve bu çemberimin orijinden şu şekilde olacak şekilde merkezini çiziyorum. Ve diyorum ki çemberimin merkezi ile şurası arasındaki mesafe 3.12 mm. Ve çemberimin çapını da 8 mm olarak ayarlıyorum. Exit Sketch diyorum. Features. Buradan da izometrik görüntüyü aldım. Extrude Boss ve burada her iki doğrultuda da ölçü vereceğim. Şimdi Direction 1 burası 18 mm ve Direction 2'yu da aktif hale getiriyorum. Burayı da 28 mm'ye getiriyorum. Ve OK dedim. Şimdi üst düzlemi seçtim. Sketch sekmesi ve tekrar Sketch ve Normal Tool diyorum. Evet sevgili arkadaşlar, Center Line komutunu kullanarak merkezden sağ tarafa doğru bir eksen çizgisi çiziyorum. Ve bu eksen çizgisinin boyutunu 5 mm'ye ayarlıyorum. Şimdi ise tekrar bir eksen çizgisi çizmem lazım. Centerline. Bakın buradan şu tarafa doğru açılı bir şekilde yani yatay çizgiyle açılı olacak şekilde yeni bir eksen çizgisi çizdim. Ve bu iki eksen arasındaki açıyı da Smart Dimension kullanarak Smart Dimension kullanarak da 95 dereceye ayarlıyorum. Ters oldu bu. Tersten aldım. Ctrl Z. Burası değil.
Şurası olması lazımdı. Tamam. 5. Evet, şöyle hata yapıyorum ölçülendirmede. Şöyle yapalım. Açımızı şimdi ayarlayacağız. Smart Dimension. Gerekirse center line'ımızı kullanarak da bakın bir eksen çizgisi daha çizeriz. Kontrol tuşu ile birlikte her ikisini seçeriz. Ve kolineer diyerek birbiriyle paralel olmasını sağladık. Ve Smart Dimension'ı kullanarak şimdi ölçülendirme yapıyorum. Burası 95 derece olması lazımdı. 95 derece ayarladım. Evet, şimdi oldu. Şimdi ise rektangle'ın içerisindeki paralelogram diyor. Paralel olarak bir dikdörtgen çizeceğim. Ve şu şekilde bir şekilde geldim. Bakın isterseniz şöyle de çekebiliriz. Çektik. Ama kontrol tuşu ile birlikte şu iki eksen ve yani bu iki çizgiyi seçiyorum. Koordineler diyerek birbirimizi çakıştırdık. Evet, ölçülendirmeye devam ediyoruz. Burası 3,5 mm olacak. 3,5 ve şurası 5 mm olacak. Ve tüm boyda sevgili arkadaşlar 10 mm ayarlıyorum. Evet, bitti mi? Hayır. Şimdi seçilmiş olduğum bu paralel olan dikdörtgenimi Linear Sketch Pattern komutu kullanarak sağ tarafa doğru çoğaltmak istiyorum. Aralarındaki boşluk 5 mm ve toplamda 8 tane olacak şekilde doğrusal bir şekilde çoğaltma işlemini gerçekleştiriyorum. Ve buradan da OK diyorum. Şimdi ise Exit Sketch diyorum. Feature sekmesini tıkladım. İzometrik görüntüyü aldım. Buradan Extrude kata geldim. Buradan sevgili arkadaşlar From kısmından Offset aldım. 8,5 mm aşağıdan başlasın istiyorum. Şöyle doğrusunu aşağıya doğru bir yönlendirdim. Ve buradan da 18 mm vererek boşaltma işlemini gerçekleştirdim. Bakın. Şimdi ise şöyle çevirdim. Şuradaki taban düzlemi seçiyorum. Sketch. Tekrar Sketch. Ve Normal Tool diyorum. Rectangle. Corner Rectangle. Fark etmez. Şöyle çevireyim bir daha rahat görürsün diye. Şurada bir dikdörtgen çiziyorum. Boyutları hiç önemli değil. Ve bu dikdörtgenimi seçerek, çizerek Sketch'ten çıktım. Feature sekmesine geldim. Extrude Cut diyorum. Hayır, bu tarafa doğru değil. Aşağı doğru boşaltma işlemi gerçekleştirsin. Oradaki fazlalıktan kurtuluyoruz. Yani şuradaki çizmiş olduğum dişliği sildim. Şimdi Fillet komutunu tıklıyorum. Evet, Fillet komutunu tıkladıktan sonra tıklayamadık. Şimdi tıklıyorum. Fillet komutunu tıkladım. Burayı 3 mm ayarlıyorum ve giriyorum. Şuradaki kenarı seçerek bir yuvarlatma işlemini gerçekleştiriyorum. Evet, burası bir. Şimdi yuvarlatmamızı devam edeceğiz. Fillet'imi tıkladım. Şimdi ise 0,25'i ayarlıyorum. Şuradaki kenarı seçiyorum. Evet. Fillet'imi tıklıyorum. 2 mm ayarlıyorum. Ve şu iki kenarı seçerek 200 değil tabii ki. 2 olması lazım. Biraz abartmış. Evet. Dilersek şuraları da pahların şey yuvarlatma yapabiliriz. Hadi orayı da yapalım. 0,25 yapalım yine. 0,25 ayarladık ve yuvarlatmak istediğimiz bakın hemen loop şeklinde gösteriyor. Ama şey verdi. Hata verdirdi. Nota 25
Ve sevgili arkadaşlar, bize kalmış şu face seçtim. Face olmaz. Şu face'i silmem lazım. Enteresan bir şekilde program şey yapıyor, hata yaptırıyor. Burayı da kabul etti. Evet. Dilersek şu sağ tarafı, diğer tarafını da yapalım. Yine 0.25 ayarlı. Çok enteresan. Şimdi ayrıyeten kırmaya kalksak paranı kırdıracak bize. Ama buraya geldiği zaman tek tek kırmamızı istiyor. Evet, 0.25'imizi tek ayarladık. Filtremizi tıklıyoruz. 0.25'i ayarladık. Tamam, çok problem değil. Evet, bu ikinci parçamızı da çizdik. Sevgili arkadaşlar. Nedir böyle? Nasıl olur bu? Evet, şimdi bunu kaydediyoruz. Buraya geldim. Fit diyorum. Parti diyorum. Ve yeni bir parçamızı daha tasarlamış oluyoruz. Şimdi yeni bir parça daha tasarlamak istiyoruz. Bunun için New Document diyoruz. Part diyorum ve tekrardan OK diyerek tıklıyorum. Evet. Şimdi ön düzlemini seçiyorum. Sketch sekmesini tıkladım. Tekrardan Sketch diyorum. Ve Circle komutunu tıklayarak iki tane çember çiziyorum. Ve bu çemberimin çaplarını Smart Dimension kullanarak çiziyorum. 8 ve 18 olarak ayarladım. Sketch yapıyorum. Features Extruded boss'u tıkladım. Buradan blind değil, mid plane'imi tıkladım. Ve 25 mm'ye ayarlıyorum. Okey. Buradaki düzlemimi seçiyorum. Sketch'imi tıkladım. Tekrar Sketch ve Normal Tool diyorum. Circle komutunu tıklayarak merkezden bir çember çiziyorum. Ve bu çemberimin çapını 22 milimetreye ayarlıyorum. Okey. Exit sketch yaptım. Feature sekmesini tıkladım. Ve referans geometri değil, Curves'dan Hedges and Sprites seçiyorum. Buradan Defined by kısmından Pitch and Revolution olacak. Adımını 5 milimetreye ayarlıyorum. 5 tur atmasını istiyorum. Başlangıç açısını Start Angle'ı 135 derece ayarlıyorum. Clockwise, yani saat yönünde olacak şekilde bir
ne yapıyoruz? Bir yay oluşturduk. Ve bu yayımızın uç noktasına, bakın şuraya yeni bir düzlem atacağım. Plane'ime geldim. İlk önce yayın kendisini, daha sonra da bittiği noktadaki uç noktasını seçiyorum. Ve yeni bir düzlem atıyorum. Atamış olduğum bu düzlemi seçerek Sketch diyorum. Tekrar Sketch. Yemedim. Evet, şimdi dedim. Ve Normal Tool diyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Rectangle komutunu kullanarak bir dikdörtgen çiziyorum. Ve bu dikdörtgenimi 3'e 3 yaparak kareye dönüştürüyorum. 3'e 3 yaparak bir kare oluşturuyorum. Ve bu karemizi şuradaki başlangıç noktasına atamam lazım. Onun için de dikdörtgenimin şuradaki noktası ile yani şuradaki yatay ile kontrol tuşuna basılı tutarak şuradaki noktayı seçiyorum ve sol taraftaki ilişki kutucuğundan midpoint'i tıklıyorum. Ve okey diyorum. Yani tam orta noktasını almış oldum buradaki kısmı. Şimdi exit sketch diyorum. Features'e geldim. Şöyle izometrik görüntü alayım. Daha rahat görünmesi açısından. Hatta Play 1'ı sağ tuş yaparak gizliyorum. Ve Sweep Boss diyorum. Kareyi seçiyorum. Arkasından Helix'i seçtim. Ve şöyle bir şekil oluşturdum. Sağ tuş yaparak bunu da gizliyorum. Şimdi Chamfer komutunun içerisinde Fillet komutunun içerisindeki Chamfer komutunu tıklıyorum. Ve Distance Angle kısmını yapıyorum, seçiyorum. Buradan da 0,75 mm mesafe ve 45 derece açı olacak şekilde her iki bakın şuradaki kenarı sağ kenarından ve şöyle de büyüterek şuradaki sol kenarı seçerek 0,75 mm çarpı 45 derecelik pah kırıyorum. Evet. Şimdi şuradaki düzlemi seçtim. Sketch'imi tıklıyorum. Tekrar Sketch diyorum. Ve Normal Tool. Circle komutunu tıklıyorum. Ve çapı 40 mm olan bir çemberi merkez noktası orijinal olacak şekilde çiziyorum. Ve bunun çapını da Smart Dimension kullanarak çapını 40 mm'ye getiriyorum. Okey dedim. Bakın. Exit Sketch diyorum. Features'e geldim. Şöyle görünmesi açısından. Extruded Cut diyorum. Hayır, bu tarafa doğru değil. Bu tarafa doğru. Şuradaki fazlalıktan kurtuluyorum. Evet. Yapmış olduğum Cut Extruder One'ı seçiyorum. Mirror komutunu tıklıyorum. Ve buradan da bakın, ön düzlemi seçerek diğer tarafa ne yapıyorum? İşlemimi gerçekleştiriyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar bu parçamı da kaydediyorum. Bunu da part 3 olarak kaydettim. Ve kaydediyorum. Evet son bir parçam kaldı. Bunun için yeni video seçiyorum. New Document diyorum. Part'ı seçiyorum. Okey dedim. Ön düzlemimi seçtim. Sketch sekmesi. Tekrar Sketch diyorum. Buradan da Circle'ı tıkladım. Ve çapı 7,95 mm olan bir çember çiziyorum. Evet. Exit Sketch yapıyorum. Features'e geldim. Ve Extrude Boss Face'ten şu tarafa doğru 35 mm olacak şekilde bir pim çiziyorum. Evet, bunu da kaydetmek istiyorum. Burayı da part 4 olarak kaydediyorum. Evet sevgili arkadaşlar, şimdiye kadar 4 tane parça tasarladık, çizdik ve bu parçanın da montajını gerçekleştireceğiz. Bunun için New Document, Assembly, OK diyorum.
Buradan artık parçalarımı tek tek çağırmak istiyorum. İzometrik görüntüyü alıyorum şöyle. Y doğrultusunda bir tur çevirdim ve tıkladım. Şimdi ise import insert components diyorum. Buradan part 2'yi seçiyorum. Bakın part 2'yi seçtim. Buradan Y doğrultusunda döndürerek şu şekilde getiriyorum. Ve tıkladım. Bitti mi? Hayır. Şimdi ilişkilendirmek istiyorum. Bakın. Şöyle çevirdim. Mate ilişkilendir. Diyorum ki iki nolu parçanın şu yuvarlak silindirik kısmı ile şuradaki kanal zaten temas olacak. Tıkladım. Şuradaki düzlem ile şuradaki düzlemi seçiyorum. Hayır. Ne yapalım? Mesafe verelim. 25 milimetre olsun bakalım. Tamam. 25 milimetre bir mesafe verdim. Sonra da OK diyorum. Insert Components'e tekrar geliyorum. Part 3'ü çağırıyorum. Bakın. Şu şekilde. Tıklıyorum. Bitti mi? Hayır. Mate'i tıkladım. Bakın. Şuradaki boşaltılmış iç kısmıyla oraya tıklıyorum ve eş eksenli olmasını sağlıyorum. Sonra da bu düzlem ile şuradaki düzlemi seçerek çakışmasını sağladım. Görüldüğü gibi parçamız oturuyor. Evet. Şimdi son parçam kaldı. Insert Components. Part 4'ü çağırıyorum buraya. Tıkladım. En kolay şey mate diyorum. İlişkilendir. Şuradaki delik ile buradaki pimimizi ilişkilendirmesini istiyoruz. Ve bu düzlemi de yani şuraya kadar yapabiliriz. Düzlem arasında. Pimimizi. Hatta boşluk da verebiliriz. Bize kalmış. Sersek mesafe verelim. Bize kalmış. Ne kadar boşluk vermek isterseniz veyahut da çakıştırabilirsiniz de. Önemli olan bu pim buradaki parçanın çıkmasını engelliyor. Evet sevgili arkadaşlar. Parçamızı tamamladık. Dilerseniz parçamızı ne yapalım? Bir malzeme atayalım. Bakın. Appearances, Scans and Decals görüyoruz. Buradan metale geldim. Buradan Chrome'u seçiyorum. Buradan da Burnished Chrome yani parlatılmış Chrome'u seçiyorum. Ürünün üzerine geliyorum. Ve Assembly'yi tıklayarak tüm parçaya bakın tüm parçaya eğer olmadıysa şayet tek tek bunları kendimizin atması lazım. Geldik. Tıkladık. Part 2 de yaptık. Geldik. Tıkladık. İşte part 3 de yaptık. Ve bu şekliyle parçamızın malzeme atamasını gerçekleştirmiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Abone olmayı lütfen unutmayın.